Biz şu an Ahmet Bozdağ mahallesindeyiz. Sokak 180. 180. sokakta. İsminiz neydi? Ben Halat Cesim. Suriye'de Halat Cesim. Halat Cesim Suriye'den. 9 kişi oturuyor. 39 kişi burada oturuyorlardı. Aşağıda. Kaçıncı kattaydınız? Ben aşağı katta, şuradan 3 tane anga çıkarttık. İkinci kat zaten tamamen yıkılmış. O ikinci katın enkazından 3 kişiyi çıkardınız. Yaşıyorlar mıydı çıkardığınızda? Çok şükür. Evet. Baba 96 yaşında. Baba 96 yaşında. Kendi kucakladım, çıkarttım. Deprem olduğunda ben buradan kapıdan deprem düştü, kapıyı açamadım. 5 saat kapıyı açamadım. Deprem düştü, çıksak da ölürdük biz. Baktım ki bizke hep tavana düştü. Bizim tavan alt kat. Ben 11 yıl oldu burada oturuyorum. Suriye'den Türkmenim. İşte elhamdülillah kimse bunu kanamadı. Ben şuradan 3 tane çıkarttık. Bir abla, bir de çocuğu, bir de kızı. İsimleri neydi? Sonra, biliyor musun isimleri? 5 saat sonra çıkarttık genel aşı sonradan. Aşı. Evet. Ha burada. Şöyle göstereyim. Ha bak hocam. Suriye'den 11 yıl önce buraya göç etmiş Halef. Bu evin birinci katında oturuyordu. Şu delikten. Şu gördüğünüz noktadan 3 tane anga çıkarttık. 3 kişiyi çıkardılar. 5 saat sonra. 5 saat sonra. Elinize sağlık. Sağ olun. Çok var olun. Peki başka kimse var mıydı? Bunlar hep kurtuldular. Kurtuldu herkes. Bu binada can kaybı yoktu. 4 kattı. Evet 3'e indi. 3 kat üstümüze geldi. Elhamdülillah birimizin burnu kanamadı. Babam 96 yaşında. Elhamdülillah kucakladım kendi çıkarttım. Karlar şöyle ayaklarımız karın içinde. Elhamdülillah. Allah'a şükür ederim. Devlete de şükür ederim. Bize bakıyorlar. Çok güzel bir şey. Çok geçmiş olsun. Biz de Türkmenik. 11 yıl oldu ben bu evde oturuyorum. Ev sizin miydi yoksa ev sizin miydi, kiracı mıydınız? Yok kiracıyım ben, Almancıyım bu. Evet. Almancıyım. Salman abi. Sadakadan. Evet. Elhamdülillah bak. Kurtulduk elhamdülillah. Bas araba işte angazın altında kaldı. O da elhamdülillah araba canımızı kurtulduk. Araba bir şey de. Evet. Her şey gelir. Çadırda kalıyorsunuz. Teşekkür ederim. Asıl çadırdayım. Şu şeyin etrafını, kamelyanın etrafını sarmışsınız. Hadi hadi ha. Değil mi? Orada oturuyor. Elhamdülillah. Ya işte elhamdülillah. Allah kimseye bir ziyan vermesin. Buradan sağ çıkan olmaz. Bas bizim bu çevrede bas bu bina indi. Evet. Baba. Burada ileride bir tane daha vardı. Orada da can kaybı yoktu değil yoktur, mi? Yoktur. Bas çok şurada can kaybı oldu. Evet. Aşağıda çok kaybı oldu. Evet. Ben amma oğlu, amma kızı angaz altında kaldılar. Angaz altında kaldılar. 3 gün sonra çıkarttılar. Ayağını kestiler çıkarttılar. Çıkmadı. Bunun gibi tavan önlerin üstüne gelmiş. Allah yaşıyor için. Onlar. 3 kişi yaşıyor mu? Emi oğlun filan. Yok yok. Öldüler. O öldüler. Ötede aşağıda. Ha, Menderes mahallesinde mi yoksa? Yok şu okul var. Evet. Okulun yanındakinde. Tamam. Eski devlet hastanesinin orası. Peki isimleri neydi? Şemseddin Güneş. Ayyuş Güneş. Ayyuş Güneş, Şemseddin Güneş. İki kişi yaşamını yitirdi. Sizin benimle bunlar. Evet. Amcim uşakları bunlar bizi buraya getirdiler. Ben inşaatta işliyim. Burada Adıyaman'dan 50 köyde ben çalışayım. 11 yılda inşaat, montalama, köpük, sokak işi. 65 yaşındayım. Allah kimse. Babam da 96 yaşında. Çok çok geçmiş olsun. Babamı kucakladım. Geldim. Elinize sağlık. Elhamdülillah. Evet. Halef amca. Halef Ecesi. Türkmen. Suriye Türkmenlerinden, Aziz köyünden, Bak köyünden, Çöndey köyünden. Evet. Buraya gelmiş. Bu evin birinci katında oturuyordu. Evet, ikinci kat tamamen yıkıldı, ara kat. Ve o ara kattan, o biraz önce gösterdiğimiz noktadan orada oturan 3 kişiyi sağ salim çıkarmayı başardılar. Ancak daha aşağıda eski devlet hastanesinin yanında 2 tane yakınını kaybetti. Enkazın altından 3. gün çıkardılar. Bunu anlattı bize. Çok geçmiş olsun. Sağ ol. Evet, daha önce de buraları daha önce de göstermiştik. Tamam. Ben çıkar. Bugün bile çıkabilir. Evet, daha önceki yayınlarımızda size buraları çok göstermiştik. Ahmet Bozdağ Mahallesi'nde çok fazla neyse ki yıkılan bina olmadığını defalarca yayınlarımızda dile getirmiştik. Bugün bu binadan sağ kurtulan ve 3 kişiyi de sağ salim çıkaranların hikayesini sizinle paylaştık. Burada bir stadyum var ve o stadyumun içerisinde AFAD çadır kenti kurulmuş. O çadır kente insanlar yerleştirilmiş. En azından hiç olmazsa geceleri
soğuktan korunuyorlar o çadırlarda. Evet. Görüyorsunuz aracın içerisine tüpünü, tenceresini koymuş. Arabanın ön camı patlamış, zarar görmüş. Taziye çadırı barınacak çadırlara dönüştürülmüş. Buradaki parkta, hemen stadyumun yanı başındaki parkta çocuklar sallanacakta sallanıyorlar. Burada hayat yavaş yavaş yoluna giriyor. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak şüphesiz. Ama en azından o ilk günlerde yaşanan kargaşa, o ilk günlerde yaşanan endişe birazcık olsun bertaraf olmuş. Şöyle buradan ayakta kalmış olan binaları da göstermek istiyorum. Ahmet Bozdağ Mahallesi'nde Bilal-i Habeş Camii'nin etrafında yıkılan sadece iki bina vardı. Biraz aşağıda bir bina vardı. Neyse ki bu yıkılan iki binada da can kaybı yoktu. Onu orada yaşayan tanıklarla konuştuk ve sizlere aktarmaya çalıştık şu an. Ben tekrar aslında daha önce gösterdiğimiz kurulumu henüz devam ediyordu o zaman ama şimdi tamamen bitmiş. Çadır kent kurulmuş. İnsanlar o çadır kente yerleşmiş. Burada gezici aşevleri var ve insanlara çadır kentte yemek dağıtılıyor şu an. Her iki tarafta da yemek dağıtılıyor. Kızılay var. Burada da askerler çadır kentte yaşayan yurttaşlara yemek dağıtıyor. Evet, çadır kentte durum böyle. Burası Ahmet Bozdağ Mahallesi'nde bulunan stadyum. Evet, Celal Tekşen Stadyumu. Kel Celal Tekşen Stadyumu. Bu stadyumun içerisine çadır kent kurulmuştu ve bu çadır kentte artık insanlar barınıyor. Bir nebze de olsa soğuktan korunuyorlar. Öğlen vakti şu an saat 2'ye doğru aslında. Güzel bir hava var, sıcak bir hava var. Ve bu güneşli günde insanlar yemeklerini yiyorlar. Ben sadece buradan çadırları sizlere göstereceğim. Şöyle çadır kent olmuş vaziyette. İnsanlar yerleşmiş mi çadır kentlerin tamamına? Evet. Tamamen dolu şu an. Evet. Evet, çadır kentler tamam. Yani insanlar bir nebze de olsa sıcaktan, sıkıntı yok yani. Yani akşamları soğuktan korunabiliyorlar. Kızılay'ın mobil aşevi. Bu mobil aşevinde yemekler dağıtılıyor. Buraya gel. İnsanlar yaralarını sarmaya çalışıyor. Evet, Ahmet Bozdağ Mahallesi'nde aslında aktaracağımız çok şey var ama herhalde bu kadar yeterli olur bugün. 15 Şubat 2023 depremin 10. günü, 10 gündür buradaki gelişmeleri ben size aktarmaya çalışıyoruz. Bir başka videoda görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın.